Gözlerimle gördüm diyorum ya. Neden inanmıyorsunuz? Müdürün yerine hamleyi yaptı ve Nadir öğretmeni mat etti. Tesadüftür. Bırak satrancı, bence 2 kere 2'nin kaç olduğunu bile bilmeyecek kadar salak. Özge, bu konuşma biçimini hiç beğenmedim. Konuşurken sana hesap verecek değilim herhalde. Nasılsın, anne falan mı? Patron. Evet çocuklar, şaşırmayın bakayım hemen. Bundan sonra matematik dersinize ben gireceğim. Uf, şimdi yandık. Matematik en önemli konudur benim için. Matematiksiz bir hayatı düşünemiyorum. Hayatınız boyunca peşinizi bırakmayacak çok önemli bir konudan söz ediyorum. Beni anlıyor musunuz? Şimdiye kadar aldığınız notları inceledim. Sınıfın birincisi Özge sanırım. Evet öğretmenim. Sonuncusu da Emre. Gerçi onun elimden gelen yardım yaptım ama kafası almıyor işte. Ne yapalım? Sussana gıcık. Neyse, tamam. Susun artık çocuklar. Sınıfınızın genel düzeyini ölçmek amacıyla bir test hazırladım. Bu testte hem kolay hem zor sorular var. Son derece karışık bir sistemle hazırladım. Amaç seviyeyi tespit edip öyle bir program hazırlamak. Hadi bakalım, kaldırın defterleri. Kaldırın. Hadi bakalım çabuk. Aa, bu ne ya? Bu karışık. Bu ne Figen? Çok zor bu sorular. Biz işlemedik ki bunları. Şşt. Sessiz olun. Zil çalınca kağıtları toplayacağım. Sakın kopya çekmeye kalkmayın. Canınızı yakarım ona göre. Kimden kopya çekeceğiz? Bu soruları hiç kimse yapamaz zaten. Şşt. Önündeki kağıda bak ufaklık. 6. sınıfı eğer 6 kere okumak istemiyorsan matematiğe biraz ağırlık versen iyi olur. Bana yine sanayi yolu göründü desene de. Sen bu tarafa dön. Sen şuraya. Çok zor bunlar ya. Bir şey sorabilir sen, miyim öğretmenim? Kapırdamayın. Öğretmenim, bu soruyu anlamadım da. Beşinci soruda bunu bölüp bununla çarpacağız değil mi? Aslında sana söylemem ben gerek. Ama sen nasıl olsa sınıf birincisisin. Yani istesen de yaparsın. Evet, dediğin şekilde. Teşekkürler. Neyse, nasılsa bir soru bile yapamayacaktım. Belki 1-2 tane tutar. Şimdiye kadar benim sınavlarımda kopya çekmeye yeltenen hiç kimse olmadı. Bunu biliyor muydunuz çocuklar? Onun için herkesin gözü kağıdında olsun yakarım. Sen bu yana. Yemek arasından sonraki derste sınavın sonucunu açıklarım. Bu kadar çabuk mu öğretmenim? Ben diğer öğretmenlerinize benzemem ufaklık. Ben çalışkan bir öğretmenim. Ne o? Akşam babandan yiyeceğin azarı mı düşünüyorsun yoksa? Sussana gıcık. Sanki sen tüm soruları çözebildin mi? Of. Zaten sıfır alacağız. Bir de neredeyse kopyadan yakalanacaktık. Bir daha kağıdımı alma sakın. Peki. Öğle tatilinde testin sonuçlarını değerlendirdim. Durumunuz pek parlak değil. Sizlerle biraz daha çalışmamız gerekecek anlaşılan. Yalnız beni şaşırtan bir şey var. En yüksek notu... Benim notum. Şaşırtıcı bir şekilde Emre almış. Aa, şaka gibi. Bu doğru olamaz. Bu sefer gerçekten şaka gibi. Üstelik çok zor birkaç soru vardı. Özellikle koymuştum. Onları bile çözmüşsün. Aferin sana ufaklık. Beni çok şaşırttın.